Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere tarihi, kültürel zenginliği, Erciyes Dağı, Tekir Yaylası, Gesi Bağları gibi doğal güzellikleriyle ünlü ilimiz Kayseri'den sesleniyoruz. Efendim biliyorsunuz Kayseri, İç Anadolu bölgesinin kalbinin attığı yer, ticaret ve sanayinin merkezindeyiz. İletişim sektörünün nabzını tutmak için Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan İhtisas Telefon'un konuğuyuz. Yanımızda firma sahibi Sayın Ahmet Cem Canatan var. Kendisi şimdi bizlere faaliyetleri hakkında bilgiler verecekler. Merhaba. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür Sizi ederiz. Kayseri'ye konuk etmekten fevkalade memnun olduk, hoş geldiniz. Biz de çok Gerçi sizin memnunuz. Kayserili olduğunuzu da öğrendik ama yine hoş geldiniz İstanbul'da kaldığınız için. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle Ahmet Cem Canatan'ı tanımak istiyoruz izleyicilerimize. Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Teşekkür ediyorum. Küçük yaşımızdan beri bu sektörün içerisindeyiz. Ustamız, babamız telekomünikasyon sektöründe postaneye, PTT'ye uzun seneler hizmet eden bakım merkezi müdürlerinden Mehmet Can Atan'dı. Evet. Biz çocukluğumuzdan beri bu sektörün içerisindeyiz. Baba ve iki kardeşle birlikte bu sektörde hizmet etmeye çalışıyoruz. Gerek satış, gerek satış sonrası desteği vererek sadece Kayseri'de değil, çevre vilayetlere dahil olmak üzere Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat illerinde de bu sektörle ilgili hizmetlerimizi Çok güzel. Peki İhtisas sunmaktayız. Telefon kaç yılında hizmete açıldı? İhtisas Telefon ilk kuruluş tarihi 1964 yılıdır. O zaman ismi İhtisas Telefon değildi. Telefon, televizyon ticaretti. Ama sektörün içerisindeki gelişmeler içerisinde zaman içerisinde İhtisas Telefon Limited şirketi olarak görevine, işine devam etti. Yaklaşık biz bu sektörün içerisinde 60 küsür yıldır varız ama Maşallah. İhtisas Telefon firması 40 küsür yıldır bu göreve devam ediyor efendim. Uzun yıllardır bu Evet. sektördesiniz. Sektördeki yeriniz ve potansiyeliniz Kayseri'ye göre nedir? Efendim, biz başta resmi kurumlar, fabrikalar, oteller, okullar, valilik, belediye gibi kamu kurumlarının ve işte özel sektörün okullardır, otellerdir, organize sanayinde ve diğer yerlerdeki fabrikalardır. Bunların iletişimle ilgili sektördeki gerek altyapısını, gerek satışını, gerek satış sonrası hizmetlerini vermeye çalışıyoruz. Ahmet Bey, yenilikleri takip ediyoruz dediniz. Doğrudur. Yenilikleri nasıl takip Efendim ediyorsunuz? şöyle söyleyeyim, telekomünikasyon sektörü, daha doğrusu bilişim sektörü dönem içerisinde çok hızlı bir ivme ile gelişti. Başta bilgisayarın sadece iletişim sektörüne değil, bütün sektörlere girmesiyle birlikte Evet. bizim işimiz daha anlamlı bir hale geldi. Biz sadece bilişim sektöründe telekomünikasyon konusunda değil, aynı zamanda bayisi olduğumuz firmalardan da kaynaklanan araç takip sistemleri, telefon santralları, alarm sistemleri, kamera gibi sistemlerden de gerek satış ve gerek satış sonrası hizmetlerinde de sektördeyiz. Bununla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Başta sektördeki müşterilerimize bu teknolojiyi sunmaya çalışıyoruz. Peki kurumlarla çalışıyor musunuz? Tabii çalışıyoruz efendim. Her türlü gerek özel gerek kamu sektöründeki kurumların da tamamıyla çalışıyoruz. Büyük kapasiteli kurduğumuz santrallar var ki bunların içerisinde ilk başta zikredeceğimiz Erciyes Üniversitesi'nin telefon santralıdır. 7000 küsür kapasiteli bütün üniversitedeki fakültelerin, yüksek okulların, lojmanların ve diğer sosyal tesislerinin de bağlı olduğu telefon santralını 3 lokasyon halinde kurduk. Fiber optik altyapısıyla bunlar tek santral mantığıyla çalıştı. Teknolojiyi yakından takip ediyoruz ve bu teknolojik gelişmeleri müşterilerimize sunmaktan mutluyduk. Hem de hayatımız da kolaylaşıyor bu sayede. Doğrudur, Sektör doğrudur hızlı tabii. değişiyor ve gelişiyor. Gerçekten öyle. Sektörümüz diğer sektörlerde de gerçi bu gelişim var ama telekomünikasyon ve bilişim sektöründeki gelişmeler diğer sektörlerin çok çok önünde. Evet. Bu belirleyici bir sektör oldu.
Artık çağımızın vazgeçilmezi kesinlikle malumunuz bilişim. Bilişim de tabii bizim işimizi daha hızlı yapmamızı, daha hızlı hizmet sunmamızı, bu sektördeki gelişmeleri çok daha çabuk ve hızlı algılayıp bunu hizmet olarak sunmamızı gerektiren şekilde. Ahmet Bey, ihtisas telefon kaç kişiye hizmet veriyor? Şu anda aktif personel sayımız 15 civarındadır. Ama satış sonrası hizmetleri gecikmeye hiç tahammülü olmadığı için bu sayı zaman içerisinde gelişebiliyor, artabiliyor, düşebiliyor ama şu anda çekirdek kadro 15-20 civarında kadromuz var efendim. Peki yaptığınız işlerin ne kadar arkasındasınız? Teknik hizmetiniz de var mı? Efendim, Türk Ticaret Kanunu'nda tüketiciyi koruma ile ilgili kısımlarda daha önce satış sonrası desteği bir yıldı. Fakat kanunla birlikte, bu değişen kanunla birlikte şu anda 2 yıl ücretsiz garanti söz konusu. Biz kurduğumuz sistemleri sadece kanunla emredilen 2 yılla değil, çok uzun süredir devam ettiğimiz hizmetlerimiz var. 30 yıldır, 40 yıldır hizmetlerimizin devam ettiği sektördeki müşterilerimiz var. Bunlara satış sonrası hizmeti sunmaktan gerçi yorucu bir iş ama mutluyuz, memnunuz. Bu bizim artık bir hayat tarzımız oldu, felsefemiz oldu. Biz 7 gün 24 saat sözündeki gibi sonuçta her zaman müşterilerimize bu konuyla ilgili hizmet sunmaktan memnunuz. Değerli müşterileriniz de zaten bu konuda çok avantajlılar. Herhangi bir arıza sonucunda size ulaşabiliyorlar. Doğrudur, doğrudur, evet. Peki ilerleyen yıllardaki hedefleriniz sektörünüze dair neler? Efendim, sektörümüzdeki gelişmeler gerçekten çok hızlı oluyor. Yani bilişim sektörü artık insanlar oturdukları yerden mevcut iş yerlerini, evlerini, konutlarını izleyebiliyorlar. Oradaki gelişmeleri, oradaki müdahale etmek istedikleri noktaları buradan ayarlayabiliyorlar. Telekomünikasyon sektöründeki santrallarımız da artık IP dediğimiz teknoloji içerisinde donanmış vaziyette. Yani insanlar oturdukları yerden artık burada mesafe mefhumu söz konusu değil. Şehirler, şehirler arası, hatta milletler arası mesafeler artık çok kısaldı. Doğru. İnsanlar oturdukları yerden tek santral mantığıyla rahatça sanki kendi bürolarındaki gibi insanlara hem de çok alt seviyedeki rakamlarla ulaşmak istiyorlar. Teknoloji artık bunlara şu anda imkan veriyor. Biz de bu teknolojileri müşterilerimize sunmaktan memnunuz efendim. Yenilikleri takip ederek doğrudur. Yolunuza devam edeceksiniz. Doğrudur. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Biz de size teşekkür ediyoruz. Için. Sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sizlere konuk etmekten memnun olduk. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere bugün Kayseri'den, Cumhuriyet Meydanı'ndan, İhtisas İletişim'den seslendik. Ahmet Bey'den sektör adına sizler için bilgiler aldık. Şimdilik sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın.